Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren militanların geçtiğimiz ay Kurimba adasında düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 kişi rehin alındı ancak aynı gün içinde serbest bırakıldı. Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren militanların geçtiğimiz ay Kurimba adasında düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 kişi rehin alındı ancak aynı gün içinde serbest bırakıldı. 9 Nisan'da Kurimba takım adalarının bir parçası olan Muidum bölgesindeki Muambula köyüne düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki en eski köylerden biri olan Muambula köyündeki yerel kiliseye saldıran militanlar, kilise görevlilerinin evlerine de hasar verdi. 7 Nisan'da ise Muidum bölgesindeki Zaytaksi köyünde terör örgütüne katılmayı reddeden en az 52 kişi militanlar tarafından katledildi. Polis sözcüsü, militanlar gençleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor ancak direnişle karşılaşıyorlar. Ayrım gözetmeden acımasız bir şekilde 52 genci öldürmeleri herkesi öfkelendirdi dedi. Pemba Episkoposluğu ise Hristiyan ve Müslüman halk arasındaki ilişkinin iyi olduğunu ve dinler arası çatışma riskinin bulunmadığını söyleyerek ortak toplantılar düzenlendi ve barış için dua edildi. Yerel halk bu saldırılardan uzak kaldı ve saldırıları gerçekleştirenlerin kötü amaçları için dini kullandıklarını söylediği açıklamasında bulundu. El Şebap olarak bilinen Ahlu Sunna Vajema terör örgütü Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteriyor. Petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından zengin olan bölgede düzenlenen saldırılar son haftalarda sıklaştı. Mart ayında Masimbuada Praia bölgesini işgal eden militanlar hükümete ait tesisi yaktı ve terör örgütü tarafından kullanılan bayrağı dalgalandırdı.